Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisanı haliyle virdi zebanıdır.
Bismillah. Allah'ım, Kur'an'ın sönmez ve söndürülemez bir güneş olduğunu bütün dünyaya anlatmak istiyorum. Bana yardım et. Teslim ol hoca, seni almaya geldik. Suçum ne? Emir var.
Seni tanıyan zindanda da olsa saraydadır. Seni tanımayan sarayda da olsa zindandadır. Madem her şey manen Bismillah der, biz dahi onunla başlamalıyız. Allah namına vermeliyiz. Allah namına almalıyız. Allah namına sevmeliyiz. Allah namına nefret etmeliyiz.
Habibu ya Allah, ya Raufu ya Allah, ya Atufu ya Allah, ya Marufu ya Allah, ya Latifu ya Allah, ya Azimu ya Allah, ya Hanan ya Allah, ya Mennan ya Allah, ya Deyyan ya Allah, ya Subhan ya Allah, ya Eman ya Allah, ya Burhan ya Allah, ya Sultan ya Allah, ya Müstahin ya Allah, ya Muhsin ya Allah, ya Müteal ya Allah, ya Rahman ya Allah, ya Rahim ya Allah, ya Kerim ya Allah, ya Mecid ya Allah, ya Ferd ya Allah, ya Bitr ya Allah, ya Ehad ya Allah, ya Samed ya Allah, ya Mahmud ya Allah, ya Sadik el Vadi ya Allah, ya Ali ya Allah, ya Gani ya Allah, ya Şafi ya Allah, ya Kafi ya Allah, ya Muafi ya Allah, ya Baki ya Allah, ya Hadi ya Allah, ya Kadir ya Allah, ya Satir ya Allah, ya Kahhar ya Allah, ya Cebbar ya Allah, ya Gaffar ya Allah, ya Fettah ya Allah. Thank you.
Subhan.
Kardeşlerim, biz acele ettik, kışta geldik. Sizler cennet asa bir baharda geleceksiniz. Bizim vazifemiz müsbet harekettir, menfi hareket değil. Bana zulmedenleri dikkatle tahkik ettim. Aralarında Türk yoktur. Çünkü hakiki Türklerde zulmetme damarı yoktur. Bana zulmedenlere kızacak, serzenişte bulunacak değilim. Hakkımı helal ettim. Ey Kur'an'a gönül veren dostlarım! Şimdi ekilen nur tohumları yeryüzünde çiçek açacaktır. Biz hizmetimizin ücreti olarak sizden şunu bekliyoruz ki, mazi kıtasına geçmek için geldiğiniz vakit mezarımıza uğrayınız. O bahar çiçeklerinden birkaç tanesini mezar taşına takınız. Ve bize dua ediniz. Kapıcıya tembih edeceğiz. Sizlere hoş geldiniz denilecek. Ekmeksiz yaşarım. Hürriyetsiz yaşayamam.
Bana ızdırap veren yalnız İslam'ın maruz kaldığı tehlikelerdir. Eskiden tehlikeler hariçten gelirdi. Onun için mukavemet kolaydı. Şimdi tehlike içeriden geliyor. Kurt gövdenin içine girdi. Şimdi mukavemet güçleşti. Korkarım ki cemiyetin bünyesi buna dayanmaz. Çünkü düşmanı sezmez. Can damarını koparan, kanını içen en büyük hasmını dost zanneder. Cemiyetin basiret gözü böyle körleşirse, iman kalesi tehlikededir. İşte benim ızdırabım, yegane ızdırabım budur. Yoksa şahsımın maruz kaldığı zahmet ve meşakkatleri düşünmeye bile vaktim yoktur. Keşke bunun bin misli meşakkate maruz kalsam da, iman kalesinin istikbali selamette olsa. Büyük kafaları gaflet içinde görüyorum. İman kalesini küfrün çürük direkleri tutamaz. Onun için ben yalnız iman üzerine mesaimi teksif etmiş bulunuyorum. Bana sen şuna buna niçin sataştın diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor. İmanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanımı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış. Ne ehemmiyeti var? O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler. Beni nefsini kurtarmayı düşünen hodgam bir adam mı zannediyorlar? Ben cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim, ahiretimi de. 80 küsür senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti. Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. Divan-ı harplerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım. Memleket zindanlarında aylarca ihtilattan men edildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere maruz kaldım. Zaman oldu ki hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim. Eğer dinim intihardan beni men etmeseydi, belki bugün Said topraklar altında çürümüş gitmişti. Sonra ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimi de feda ettim. Gözümde ne cennet sevdası var, ne cehennem korkusu. Cemiyetin 25 milyon Türk cemiyetinin değil, yüzlerce milyon bütün İslam cemiyetinin imanı namına bir Said değil, bin Said feda olsun. Kur'an'ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa cenneti de istemem. Orası da bana zindan olur. Milletimizin imanını selamette görürsem cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur.